Canlarım merhabalar. Çok tatlış bir denemeyle Doktrin Yayınları'nın TYT denemesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hadi gelin çözümlere başlayalım. İlk sorumuzda karşı karşıyayız. Bakın Minnoş'ta 5 yazmış üçgen. Ne olabilir? Ulan 5'in kübü olabilir. 125 ya. 4 yazmış dörtgen ne olabilir? 4 üzeri 4 yani 2 üzeri 8, 256 evet. 3 yazmış. 1, 2, 3, 4, 5. 3 üzeri 5, 243. Yani bize öğretmiş. Bak, tamam bu kaçtır diyor. E şimdi bu nedir? Aslında bunu da tamam. 2 üzeri 3 üzeri 4 olduğunu gördünüz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu nedir o zaman arkadaşlar? 2 var. Üçgen mi? 2 üzeri 3. Üstünde ne var? Dörtgen mi? Üzeri 4. Üstünde ne var? Beşgen. Üzeri 5. 4 kere 5. 20. 20 çarpı 3'ten 60. 2 üzeri 60. Bizim doğru cevabımız Bursa. Evet. İkinci sorumuzla karşı karşıyayız. Ne diyor canlarım? Alan demiş. Okey. Böyle diziliyor. Arkadaşlar toplam kare 10 tane olduğuna göre bunlar ikili ikili bir düzen halinde gitmiyor mu? Demek ki 5 tane şu ikililerden var. Doğru mu arkadaşım? 5 tane var. Şurada da bir tane var mesela. Toplamda 5 tane var. O zaman gel. 8 ise alanı arkadaşım. Bir kenarı 8 ise arkadaşlar. Şöyle şurayı bir temizleyeyim hemen. Bir kenarı 8 ise. Ay bir pardon. Bir alanı 8 ise bir kenarı 2 kök 2'dir. Değil mi arkadaşım? Alanı 18 ise bir kenarı 9 çarpı 2'den 3 kök 2'dir. Doğru mu arkadaşım? Değil mi? Her bir ikili karede 5 kök 2 birim gitmiş. Yani toplamda kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kare vardı. Değil mi burada arkadaşlar? O zaman 5 tane 5 kök 2 dersem A ile B arasındaki mesafe 25 kök 2 olur. Evet arkadaşlar bu şekilleri kesir haline dönüştürelim. Ne diyor arkadaşlarım bu fark ettiyseniz 8 tane var. 3 bölü 8. Şurası abicim kaç tane var? 12 tane var. 5 tanesi boyalı. 5 bölü 12. Bu kardolar 6 tane var. 2 tanesi boyalı. 2 bölü 6. Bu canikolar 4, 5, 6, 7 tane var. 3 tanesi boyalı. 2, 4, 5 tane var. 2 tanesi boyalı. Bana diyor ki hangisi en küçüktür? Pay kısımlarını 5, 3, 2 tamam 30'da birleşir değil mi bu? Şurası 30 bölü 80. Bunu 6 ile çarparsam arkadaşım şunu da 6 ile çarparsam şurayı 15 ile çarparsam şurayı da 15 ile çarparsam şurayı 10 ile çarpayım şurayı da 10 ile çarpayım arkadaşım şurayı da yine 15 ile çarpayım 15 ile çarpayım. Oluşan şeyler neler? Şuralara yazalım arkadaşlar artık. Burası 30 bölü 80. Burası 30 bölü 6 çarpı 12'den 72. Burası canlarım 30 bölü 6 çarpı 15'ten 90 mı? 30 bölü 90. Burası abicim 30 bölü 70. Burası abicim 30 bölü 75 mi? Mis. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar burada paylar eşit. Paylar, baylar gibi ya. Bir de çaylar gibi. Çocuklar duymasın İsmail. İsmail miydi lan o? Hüseyin miydi? Hüseyin abiydi değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar paylar eşit ise paydası büyük olan en küçük oluyordu değil mi? Paydası en büyük olan kim? Anda bu 90. O zaman bu en küçüktür. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet dördüncü sorumuz ne diyor arkadaşlar? Sıfırdan farklı gerçel sayıları için diyor. Şimdi minnoşlarım. Bir kere şunu bir şöyle yazabilir miyim? Xz bölü xz eksi yz kare bölü xz büyüktür 1. Şurası sadeleşti. 1 eksi yz kare bölü xz büyüktür 1. Şu ifadenin tamamını şuraya attım. Bunu buraya attım. 0 büyüktür yz kare bölü
xz. Değil mi? Şunu da sadeleştirebiliriz aslında. Niye sadeleştirmiyorum ki? Şu sıfır büyüktür buysa, yani şununla da şunu sadeleştirdiğim zaman yz bölü ne bu? Hatta sadeleştirmeyeyim ama z kare olduğu için arkadaşlar, şimdi bir şeyin karesini alınca burada pozitiflikte negatiflikten bahsettiği için sadeleştirmeyeyim, bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Heh. Bu sıfır büyüktür bir şeyse o zaman bu küçüktür sıfırdır. Heh. Tamam, şimdi burada yapalım. Şimdi başlayalım. X, Y, Z üçü de pozitiftir diyor. Hangisi doğru olabilir? Pozitifse arkadaşlar burası pozitif, burası pozitif değil mi? Pozitifle pozitifin çarpımı pozitif, pozitifle pozitifin çarpımı pozitif, pozitifi pozitife bölersem pozitif çıkar. Pozitif bir şey nasıl sıfırdan küçük olabilir? Olamaz. O zaman olamaz, olamaz diyeceksin, gitti, eledin. İkinci yargıya bakıyorsun. X, Y, Z. Üçü de negatiftir. Bakalım. Şimdi negatif olsa burası her türlü zaten pozitif karesi aldığı için. Negatif negatif. Ne oldu burası? Pozitif. Negatif bir sayının pozitif bir sayıya bölümü negatiftir. Negatif sıfırdan küçüktür. Bu olabilir arkadaşlarım. Sonra ne diyor? X, Y ve Z'nin ikisi pozitif, biri negatiftir. Bakalım ne diyelim arkadaşlar? Mesela Y negatif olsun. Tamam mı? Y negatif olsun. X ve Z de pozitif olsun. Y negatif, X ve Z pozitif mesela. Olabilirlik ya, bir tane sağlayan bulursam olabilir diyeceğim. Şunları sileyim. Şimdi tekrar uğraşalım. Ne dedik? Y negatif, X ve Z de pozitif, değil mi? İkisi pozitif, biri negatif. Pozitif, pozitif, pozitif. Bakın arkadaşlar, negatif ve pozitif çarparsan negatif, pozitifle pozitifi çarparsan pozitif, negatifin pozitife bölümü negatiftir. Küçük sıfır oldu mu? Oldu. Olabilir diyor. Her zaman böyle mi? Değil. Ama olabilecek bir şey var mı? Var. O zaman bu da doğru. Doğru cevap Denizli. Evet, bakalım ne diyor? Gerçel sayılar arasındaki bir mutlak değer özelliği verilmiştir. Bu eşitsizliğin hangi durumlarda eşitlik olduğunu merak ederek x ve y değişkenlerin sayılarını kullanmıştır. Hangisinde doğru verilmiş? Yani aslında sorduğu şey, aha şu ne zaman gerçekleşiyor diyor. Hangi sayıları verirsem şu olay gerçekleşir diyor. Şu değil de, heh, şu. Heh, o zaman aa, şurada sayılar var zaten. Kartı koysana yerine, canın iyi değil. Bak 3 artı 5, 3, 5. Ne oldu? Burası 8. Bu 3, 5 topladım 8. 8 eşittir 8. 1 doğru. Koyalım. Eksi 2 artı 4. Eksi 2 artı 4. Bak bakalım, şurası 2, şurası 4, toplam 6. Ama burası ne? 2. 2 6'ya eşit mi? Değil. Gitti. Gel. Gel, buradasın. Gel. Hop. Gördün mü? Art eşit mi? Eksi 5 artı eksi 3'e 5, 3 daha 8. Burada da eksi 8 dışarı nasıl çıktı? 8. 8'e eşit mi? Eşit. O zaman 1 ve 3 doğru cevabımız Edirne. Evet, şemada diyor ki arkadaşlar, bıcık bıcık yap, bana buraya ulaş. E tamam, bak A ile neyi toplarsam 2A olur? A'yı. Çok güzel. E peki minnoşlar. Şimdi bu tamam. Peki ben ne yaptım şimdi arkadaşlar? Şuradan bir şeyler daha. Ha bak. 2A ile neyi çarparsam 6A olur? 3. 3 ile A'yı toplamışım, 2A etmiş. 3 artı A eşittir 2A'dan, A buradan 3 geldi. Mis. A'yı 3 bulduk mu? Hacı Bektaşi Veliler. Şurası 3'müş. Doğru mu abicim? Şurayı hatta sileyim, temiz temiz yazayım mı abicim? Şurası 3'müş. Yazdım. 3 ile neyi çarparsam 3 olur? 1. Yazdım. Burası A dediğim şey 3'tü. B ile ne, pardon, 1 ile B'yi toplamışım 3 olmuş, demek ki B 2. Gel gel devam. A 3 müydü abicim? 3 koydum, 3 kere 2 6 mı? 3 kere 6 18 mi arkadaşım? 6 kere 3 18 değil mi? Evet. O zaman 18 ile 6'yı çarpalım arkadaşlar. C'yi mi elde edeceğiz? Doğru yaptım değil mi lan? 3 müydü A? 3 şu neydi ya? Şurayı bir temizleyeyim.
A3 diyor. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar 3 koyduğum zaman ne oldu? 3 kere 2'den 6. Değil mi? 3 koyunca 6 kere 3'ten 18. 18 ile de 6'yı çarparsam kaç eder arkadaşlar? 6 kere 8 48. 4 108 mi etti C'de? Oh. C'yi de bulduk mu Canikola? O zaman A3 B2 C108 108 110 113 doğru cevap Denizli. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarz sorularda sayıları yerleştirmeyin canlarım. Bu tarz sorularda toplamdan gidin. Bakın, birden 6'ya kadar doğal sayılar birer kez kullanarak yazacağız. Şimdi hangisi nerede olduğu için bilemiyorum. Ama toplamlarından gidersem daha rahat olur. Birden 6'ya kadar olan toplam 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 midir arkadaşlar? Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 eşittir 21. Tamam, biz bunu biliyoruz değil mi canlarım? Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar, mesela şuraya ben K desem, tamam, atıyorum şuraya L desem, atıyorum şuraya M desem. Şimdi ben şu C'yi bulmak istersem arkadaşlar, M, Z, L'dir. Doğru mu? Aynı şekilde B'yi bulmak istersem M, Y, K'dır. Allah Allah, ne oluyor lan? M'yi iki kere saydım. Ulan bir baktım A'yı bulmak istesem L, X, K'dır. Ulan K da iki kere sayıldı, L de iki kere sayıldı. Ana! Demek ki bu köşelerdekiler hep iki kere sayılmış. He, dedim. O zaman şöyle düşündüm ben. Bunlar iki kere. Normalde arkadaşlarım buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazmayacak mıyım? Ve bu yazdığım sayıların toplamı ne olmasını bekliyorsunuz arkadaşlar? Hani şöyle söyleyeyim. Yani A, B, C toplamı 32 mi? Bak, A şurası, B şurası, C şurası. Ama fark ettiyseniz şöyle şuradan gidelim. Şimdi A dediğimiz şey arkadaşlar K artı X artı L. B dediğimiz şey, bakın, K, Y, M. Yani iki tane K geldi. Yani şu köşeler iki tane. O zaman şöyle desem K, M, L değil mi? Artı ne diyeceğiz arkadaşlar? Toplam yazılan sayı neydi? Toplam yazılan sayı 21 değil miydi arkadaşlar? Bak şimdi K, M, L'yi birer kere yazdığımı düşündüm. Artı toplam yazılan sayı, yani 6'dan 7'ye kadar. Pardon, birden 6'ya kadar toplam 21 değil mi? Çünkü bak, neden biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şu iki kere sayıldı ya, normalde benim maksimum 21 çıkması lazım. Lan ne oluyor? Dedim, ona bir baktım 32. Aslında ne biliyor musun? O iki kere saydıkların o toplam 21'den o verilen sayı çıkarılmış halidir. Yani KML'nin toplamı 11 olması gerekir arkadaşım. O zaman KML'nin toplamı 11 ise XYZ'nin toplamı 21 olması lazım. Çünkü burada yazılan sayılar değil miydi arkadaşlar 21? O zaman buranın da 10 çıkması lazım. Doğru cevap Denizli. Evet arkadaşlar, bu soruları severler canlarım. Hiçbir soruları küçümsemeyin. Şimdi bakın canlarım, boyalı bölge. Bir kere şurası çok çirkin bir yer. İlk önce gelin şuradaki tamamı bölgeyi bulalım. Tamam mı? Bu da zaten arkadaşlar A ile şu C'nin A ile A kümesi ile C kümesinin kesişimi değil midir buranın tamamı arkadaşım? Yani A kesişim C var. Ama ben ne diyorum? Ben şu sarıyla boyadığım yer var ya, orasını istemiyorum. Çünkü orası olursa bu tamamı olmuş olur. Ama bana sadece şurayı soruyor. Gördünüz mü? Heh, orayı bulmam için bu B'yi çıkarmam lazım. Yani fark B olmasın. Nasıl bir şişman B'sin sen ya? Hop. Hop. O zaman doğru cevap Denizli arkadaşlarım. Evet canlarım, sağ olsun tanımını vermiş, bilmiyoruz gibi. Gelin hemen tokatlayalım canlarım. Ne diyor? X artı 1 ile bölümünden kalan 1 ise, yani P eksi 1 değil mi canlarım? Sıfıra eşitledim, yerine koydum. Eksi 1, 1'miş. Koy yerine abi P eksi 1'i.
Ne oldu canlarım? P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in kübü artı A. Eksi 1 artı 4. Şurası 1 eşittir. Şurası eksi 1. Eksi 1 daha. Eksi 1 artı 4 artı A. Şurası nedir abi? Eksi 2. 2. Attım buraya. Eksi 2. A dediğim şeyin eksi 1 olduğunu gördük. Doğru cevap Bursa. Evet. İbrahim'e öğretmeni. 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 5 rakamı kullanılmıştır diye sormuş. İbrahim de gitmiş kunduza atmış. Oradan da hoca cevap verip İbrahim'de 3 puan verip göndermiş. Onun gibi bir şey olmuş. Böyle bir hikayeydi bu da arkadaşlar. İbrahim bulduğu doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlarım, kurban olduklarım. Şimdi ne yapmamız lazım? 100'den 101, 102 böyle yazmayacağım tabii. 999'a kadar. Şimdi bir kere kaç tane 3 basamaklı sayımız var? Kaç tane var arkadaşlar? 999'dan 100'ü çıkardın. Birer birer arttığı için 1 artı 1. Hani son terim eksikliklerin böyle artış miktarı artı 1 terim sayısını veriyordu ya. Kaç ediyor lan bu? 3899 900 mü ediyor? Aynen. 900 tane 3 basamaklı sayım var. Toplamda 900 tane. Peki bana 5 rakamı kullanılmıştır diyor. Hadi gelin 5 rakamının olmadığı şeyleri mi bulalım? Bakayım. Aynen. Bir düşünelim. Evet, 5 rakamının olmadığı şeyleri bulabilirsem daha güzel olmaz mı arkadaşlar? 5 rakamının olmadığını bulursam tümünü biliyorum. Neden? Çünkü bak şimdi. 3 basamaklı olacak mı? Güzel. Şimdi birinci basamağına mesela 0 yazabilir misin? Hayır, o zaman 3 basamaklı olmaz. Zaten 5 kullanmanı istemiyor. O zaman buraya yazabileceğin 8 farklı sayı mı var? Şimdi burada 5 yazamazsın sadece. 0 yazabilirsin. 9 farklı sayının rakamının var. Aynı şekilde 9 farklı rakamının var. O zaman buradan 9 kere 9 81 8 ile çarparsam arkadaşım 648 midir? Heh. Şimdi 648 var. Burada ne? 5'in olmadığı bu. Değil mi? Bak 5 yok. O zaman 900 tamamıydı. 900 eksi 648'den kaç gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 252 gelmesi gerekiyor. Doğru cevabımız Adana. Evet. Bu yine Vono'da çıkmıştı buna benzer bir soru herhalde. Gelin bakalım arkadaşlar. Ya adamlar artık yani bak, seri deneme yapıyoruz arkadaşlar. Bir açıp baksanız. Ya biliyorum. Ya izlemiyorsunuz. Niye izlemiyorsunuz anlamıyorum arkadaşlarım. Yani tek tek bütün sorular. Ya bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu yani. Biz soru sormak için beklerdin. Onu beklerdin. Bunu beklerdin. Ya abi bütün çözümler elinin altında. Kurumsal denemeleri tek tek çözüp sizinle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlarım. Yani her şeyi biz yapamıyoruz canlarım. Sizin çaba sarf etmeniz lazım. Güzeller güzellerim, yakışıklı yakışıklılarım. Yani o derece seviyorum sizi ama kurban olduklarım. Gerçi şu an izleyenlere nasihat veriyormuş gibi hissediyorum. O zaman onların ihtiyacı yok ki. İzliyor sonuçta, çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. İzlemeyenlerin neden izlemediğini bir türlü anlamıyorum vallahi. Yani kendi dershanemdeki öğrencilere söylüyorum. Düşünün bak. Denemeyi yapıyoruz, anında çözümleri yüklüyoruz. Ki beni tanımayan öğrenciler de yani kendi dershanemdeki öğrencilerden daha fazla izliyor. Çok garip geliyor bana. Neyse, herkese yararlı olmak istiyorum. Herkes iyi olsun, herkes en iyi nereye hak ediyorsa oraya gider inşallah. Amin. Gönül kapımız açıktır umarım. Hadi canlarım devam edeyim. Boş boş konuştum o kadar. Ne diyor? Bir cihazın bataryası 10 bölümden oluşmaktadır. Şimdi ben böyle olduğu zaman 10 bölümden oluşuyorsa her biri 10'luk gitsin. Yani %100 tarzı düşünün. Yani her biri 11'im. Tamam mı? Öyle düşün. O zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şuradan şuraya 7. 70 yani, değil mi? Tamam, ne diyor? 1 saatlik kullanımda bu kadar gitmiş. Şimdi 1 saatlik kullanımda bu kadar gittiğine göre arkadaşlar, ben şuraya yazayım, ondan sonra taşırım onu başka bir yere. O zaman canlarım 1 saatlik kullanımda 70 kullandım. Yani 70'ten daha fazla ve
80'den daha az. Doğru mudur arkadaşlarım? Heh, tamam. Bu kullan, pardon, kalan kullandığım değil arkadaşlar falan. Pardon. Kalan değil mi? 70 ile 80 arasında bir şey kalmış burada. Tamam. Peki kullandıklarım ne? İşte şimdi kullandıklarımı sıralayayım. Bakın burada 30'luk kullanmışım. Burada 20'lik. O yüzden ters yazmam lazım. 20 ile 30 arasında bir ne var arkadaşlarım? Kullandığım var. Değil mi? 20 birimle yani 20 birimle 30 birim arasında ben bir şeyler kullanmışım burada. Şarjım gitmiş. 20'lik, %20'lik ya da %30'luk arasında bir şarjım gitmiş. Değil mi canlarım? Yani burası mesela 21 de gitmiş olabilir. 29 da gitmiş olabilir. Ama 30 olamaz. Tamam? 20 de olamaz. Okey? Şimdi tamam. Ne diyor bize? Diyor ki bana 3 saatlik kullanımda aşağıda hangisi gibi görünmez? Bu 1 saatlik kullanımda değil mi arkadaşlar? 3 ile çarparsam ne oldu arkadaşım burası? 60 oldu. 3 saat 90 mı oldu arkadaşlar? Yani bu 60 olduysa 40 30 bunu böyle yazamam pardon. 30'a 40 değil mi? 30'a 40 benim neyim kalmış olabilir arkadaşlar. 30'a 40 tamam bu daha büyük ya bunu buraya yazamam o yüzden. Bu kullandığım kalanlar. Kalanlar 30 ile 40 arasında bir şeyler olabilirmiş. Baktığımız zaman zaten Adana olduğu görüldü değil mi? Bakın 40 olmuş burada. Bak buraya mesela 38 atıyorum olabilir. Onun 20, 20, 25 mesela olabilir. 20, 20. Hay bir an korktum ha yemin 30 ile 40 arasında. 20, 20 birim olabilir mi arkadaşlar? 30 ile 40 arasında. Nasıl 30 ya? Şu ne? 10. Çok özür dilerim ya. Ben de diyorum ulan nasıl oluyor bu? Şurası 10 birim değil mi? 10 ile 40 arasında şarjınız kalmış olabilir arkadaşlar. Ben niye 20 ise? 10 ile 40 arasında. Bak 30 yazmışım. Orayı 20 düşünüyorum. Çok ilginç yemin ediyorum ya. Şunları tekrar yorumlayayım da. Kusura bakmayın canlarım. Yorumlayalım tekrar. Bakın canlarım. Şurada 3 saatlik kullanımda 60 ile 90 kullanmışsın. Senin kalan yüzdelerin nedir arkadaşım? Şurada 90 kullanmışsan 10. 60 kullanmışsan 40 kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Tabii 10'a eşit olamaz. 40'a da eşit olamaz. Çünkü ilk başlangıcımız eşitlik olmadan başladım. Tamam. Şu şurada dursun. 10 ile 40 arasında. Bak işte 40 değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 40 diyor. Bildiğin tam 40 kalmış diyor. Hayır 40 kalamaz. Bu öyle görünemez. Ama bakın 30 atıyorum 35 olabilir. 10, 20, 23 mesela olabilir. 10 ile 40 arasında. 20 mesela 20 olabilir. 18, 15, 11 olabilir. Ama A şıkkı olamaz. Evet ne diyor arkadaşlar? 3AB diyor 26 sefer. Bak değil mi? 26 sefer sıvı eklenerek tam doldurulabiliyor şu. Ah haydi bismillah. O zaman 3AB dediğim şey 26 bir de yazabilsem 26 tane AB iki basamaklı sayısına eşitmiş. Şunu çözümleyelim. 300 artı AB eşittir 26 AB midir arkadaşım? Bunu buraya attığım zaman 300 eşittir 25 AB midir arkadaşım? 300'ü 25'e bölersem arkadaşlar 12 mi geldi? Yani AB dediğim şey 12 yani A1 B2. Doğru cevabımız 1 artı 2'den 3. Evet. Sanki böyle arkadaşlar bir hız problemi tarzı gibi bir şey değil mi? Bak şunları toplayın. 1, 2, şöyle 3, 4, şöyle 5 değil mi arkadaşlar? 5 metre var. Bakalım adım sayılar santimetre olduğu için 5 metre 500 santimetre midir arkadaşım? Tamam. Peki bu adımı bir adımı 25 pardon şurası 1.25 şurası 35 midir arkadaşlar? Birbirlerine doğru yaklaştıklarında adımların genişliğini ne yapıyorsun? Hızlar toplamı gibi düşünün. Topladığınız zaman 60 mıdır?
500'ü baba nasıl bölüyorum bak. 500'ü 60'a bölelim arkadaşlar. Ne olacak? 8 olacak. Kalan da ikili bir şey değil mi? Yani 8 adımdan 8 kereden biraz fazla değil mi arkadaşım? Şimdi peki arkadaşlar 8 kere yaklaşacaklarsa bunlar her bir adımı kaç mesela Mina'nın kaç? 25 midir arkadaşlar? 25 ise Mina'nın bir adımı 25 çarpı 8'den kaç gelmesini beklersin abicim? 25 çarpı 8 200 mü? Yani 200 santim midir arkadaşlarım? Peki 200 santim 2 metre midir arkadaşlar? Çok güzel, çok güzel. Peki gel bakalım. 2'den azıcık büyük bir şey değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman ne oldu arkadaşım? Şuradan şuraya bakın. Şu ikisi zaten kaç etti? 1,4. Bunu da eklersen 2,4. Bu zaten 2'den azıcık büyük bir şeydi. Yani 2,4 şuralarda falan bunlar ne yapacak? Karşılaşacak. D ile E arası doğru cevap Adana. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz manyakça bir oyun oynuyorlar. Aferin matematikçi olmaya adaylar arkadaşlar. İşlem yapıyorlar. Toplar varmış. O'na yarısını veriyor. Sonra O'na yarısını veriyor. O'na yarısı, O'na yarısı diye gidiyor. Diyor ki tek sayı olduğunda oyun sonlanacak diyor. Değil mi? Hop bak tek sayı olduğunda oyun sonlanacaktır şimdi. Allah Allah. Haydi Bismillah o zaman. Şimdi başlangıçta neydi abicim? 160'a 160. Şurada Sedat. Şurada Yusuf. Doğru mu? 160. Bu da 160. Haydi Bismillah. Kim veriyor? Kimle başlıyorduk arkadaşlar? Sedat mı veriyor? Sedat yarısını verdi. Ne kaldı? 80. Yarısını verince bunun elinde 240. Haydi Bismillah. Şimdi bu yarısını verecek. 120'sini verdi buraya. Ne oldu burası? 200. 120'sini verdiği için 120 kaldı. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu yarısını verecek. Yani şöyle yapayım. Şöyle olsun. Sonra şöyle olsun. Sonra şöyle olsun. Hani görün diye. Buraya bu yarısını verdi. 220 mi oldu arkadaşlar? Burada 100 kaldı. Şimdi bu yarısını verecek arkadaşlar. 110'u verecek. 210 mu oldu arkadaşlar? Burada ne kaldı? 110'u verdiği için 110 kaldı. Şimdi bu yarısını verecek. 105 mi verdi? 105 verirse 105 verince 215 mi oldu arkadaşlar? 215, 105 verdiği için şurası 105 oldu. Aha da birinin elinde tek kaldı arkadaşlar. Sedat'ın elinde kaç top vardır diyor. Zaten Sedat tek kaldı. Zaten ikisi de tek oldu. Çiftti hepsi. O zaman 105 kalmışmış. Evet arkadaşlar yine MFTS'de de buna benzer bir Lego sorusu vardı. Yemin ediyorum artık yani Lego severdim artık sevmiyorum yemin ediyorum ya. Bu Legoları niye yapıştırmak için bant kullanır ki insan? Kullanmış artık. Şunlar 3 santimlik bantlarmış. Şurası 1, şurası da 1. Canlarım ben şöyle yaptım. Şuraya kadar bir grup. Doğru mu bu? Heh. Hep böyle böyle grup yok mu arkadaşım? Aynı şekilde, aynı şekilde. Ama fark ettiysen maviyle bitmediği için şurada kestim. Tamam, buraya ayrı düşüneceğim. Sizinle sonra görüşeceğim. Şekilsiniz ya hani. Şimdi arkadaşlar, minnoşlar, güzeller, yakışıklılar. Bak, 3 santimlik kullanmış ya. Şurası da 3 santim değil mi? Şuraya kadar kestim, buraya ayrı düşüneceğim. Şimdi şu 3 santimi bir çıkarayım. Yapıştırdım ya. Toplamda 243 santim bant kullanıldığı için. 240 aslında. Oradan yola çıkalım. Peki kardeşler, her bir grupta 3, 4, 5 santim yapışkan kullanmadım mı ben? Ben 240'ı 5'e bölersem arkadaşlar nedir? 48'dir. Bitmedi. Bitmedi. Aman diyeyim. Şimdi 48 değil mi? Bana diyor ki bunun için demek ki her bir grupta 48 tane beşli grup yok mu? Yani aslında 48 tane sarı Lego var. En sonunda da bir tane daha Lego var. Toplamda 49 tane Lego var arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli. Evet Yanikolar, şunu bir ben temizleyeyim bir. Sen gel abici. Siz şurada durun. Evet. Şurada şöyle küçülteyim sizi de. Oh mis gibi durdunuz. Şimdi canlarım
Adam diyor ki topu bırakmışım diyor. Diyor ki kaç tane haritayı böyle döndürürsem diyor, pıtır 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 denersem yani en az kaç tane haritanın yönünü değiştirerek bu top haritadan çıkışa ulaşır diyor. Şimdi bir kere buradan geldiğine göre buraya çarpmayacak değil mi? Şöyle gelecek, şöyle gidecek. Oh, şimdi top nerede? Top şurada. Bak bak bak. Kuluk 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 kuluk. Hop yine durdu. Şimdi yine bunu da döndürelim abicim. Bunu da şöyle gelsin. Borumuz Borusan otomatik. Şöyle gitsin arkadaşlar. Şuradan buluk 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 buluk. Hop buluk diye uçtu. Yani hop hop. İki tane şu kareyi döndürürsem direkt çıkartırım. Evet canikolar gelin şunu şöyle tokatlayalım şurada. Şu iki tarafı da kullanalım. Şimdi bir malın %25'i %40 karla. Şimdi hem şeyden bahsediyor adetinden hem de kar marjından. O zaman diyelim ki 100 tane malım olsun ve tanesi ne olsun? 100 TL olsun. Hani kolay olsun diye uğraşıyorum cani kolay. Ne diyor? Bir malın %25'i, 100 tane malın %25'i, 25 tane, %40 karla, 100 diyor, %40 karla, 140 lira. Güzel. Sonra öbürü %45'i yani 45 tanesi %45 karla mı? Evet. 145 liraya artı geriye kalan 45, 25 daha 70 geriye 30'luk 30 tane ürünüm kaldı. Onu da kaça %30 karla 130 liraya sattın. Şimdi arkadaşlar buradan topladığınız zaman şunları 1200, 1200 diyorum 12.800 ne oluyor? Paranız oluyor değil mi? Şimdi arkadaşlar benim ilk karım nedir? İlk karım diyorum. Hani 100 maliyetim nedir? 100 tane ürünüm var. Tanesi 100 lira. 2, 3, 4. Değil mi? 10 bin lira. 12.800 mü arkadaşlar? Yani 10 binde 2.800 kar mı? Yüzdeyi soruyor. Yüzde kaçtır? Yüzde için şunun 2 sıfır silmen lazım değil mi? Şuradan da 2 sıfır silersen 28'dir arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Evet canlarım F A B'yi böyle tanımlamış minnoş minnoş bana örneğini de vermiş sağ olsun. Bir de demiş ki budur demiş. F A B zaten şu demek değil mi? Şu değil mi Canikola? Bu zaten 23'e eşitmiş. Bana öyle diyor. Ben demiyorum. Bunu buraya attığım zaman yani ne oldu? A artı 1 çarpı B eksi 1 20'ymiş arkadaşlar. Bunlar bir rakam değil mi arkadaşlar? A, B iki basamaklı doğal sayıysa A ile B bir rakamdır. Haydi Bismillah. Ne diyebilirim arkadaşım? 20'nin çarpanları. Şimdi A'ya 9 desem arkadaşlar. 9 artı 1'den 10. B'ye ne diyebilirim o zaman? 10 çarpı 2 olması için B'ye 3 dedim. Doğru mu arkadaşlarım? Tamam. Sonra 5 kere 4 20. 5 olabilmesi için A'ya kaç diyeceksiniz arkadaşlar? 4 desem B'ye 5 kere 4'tü. 4 olması için 5 demem lazım arkadaşım. Bu da tamam. Sonra 5 kere 4 20. 4 kere 5 de 20. 4 için 3. 4 kere 5. 5 için 6. Heh. Bakın bu da oldu. Burası 2'ye 10 olabilir mi? 2 olması için 10 olması için bir kere zaten buranın 11 olması lazım. B 11 olamayacağı için mesela 2 çarpı 10 diyemedim. 10 çarpı 2 dedim ama 2 çarpı 10 diyemedim. 10 dersem B'nin 11 olması lazım. B de 11 olamayacağı için çünkü rakam olduğu için gerek yok. O zaman AB 93, 45, 36. Kaç farklı AB yazılabilirmiş? 3 farklı AB yazılabilir. Evet, ne diyor 19. sorumuzda? Ahmet elindeki misketleri Tuncay, Oktay, Demet ve
Demet ve isimli. Üç kardeşe eşit olarak dağıtıyormuş. Demet'in 3, Oktay'ın 4 misketi kalacak şekilde. Ooo Tuncay'a bak. Vallahi geçmiş haracını. Büyük kardeş demek ki. Hiç acımamış. Gel bakalım. Nereye yazalım ya? Şurada Tuncay. Şurada ne olsun? Oktay. Şurada da Demet. Şimdi evet, hepsinde XXX vardı değil mi? Ondan sonra ne olmuş arkadaşlar? Demet'te kaç kalıyormuş lan? 3. Oktay'da 4 kalmış. Demek ki Demet'ten X83 tane almış. Oktay'dan da X84 tane almış. Yani artık Tuncay'ın X84, X83 toplamda ne oldu arkadaşlar? 3X-7 tane elinde misketi var Tuncay'ın, tamam mı? Diyor ki Tuncay elindeki tüm misketleri 5 TL'den, yani şu misket adeti 5 çarpı 3x-7'yi, değil mi? Bu para artık 565 TL'ye satıyor. O zaman arkadaşlar 565 ile 5'i sadeleştirirsem 3x-7'nin 113 olduğunu görür müsünüz arkadaşlar? Hı. O zaman şunu şuraya atarsam 3x 120'dir. X'imiz 40'tır arkadaşım. Tamam. Şimdi x'imiz 40. Demek ki ne diyor? Demet'ten aldığım misketlerden kaç lira gelir elde etmiştir? Demet'ten kaç tane almıştı arkadaşlar? Şuradan x-3 değil mi? Yani 40-3'ten Demet'ten 37 tane almış. Tanesini 5 liraya satmış. 185 TL Demet sağ olsun cebine atmış arkadaşlar. Evet, yine bir istatistik sorusu arkadaşlar. Verilerin modu 80'dir. Mod en çok tekrar eden. Artık bunu dinleyen zaten çıkan soruyu her türlü yapar arkadaşlar. Modu 80 ise arkadaşlar bakalım. En fazla evet 7 kişi almış 80'i. Evet, modu 80'dir. Doğru cevap. Doğru cevap diyorum. Bir doğru. Ne diyor? Verilerin medyanı 60'tır. Medyan neydi? Ortanca terim. Kaç tane terim var arkadaşlar? 21 tane terim mi var? Yani 21 tane öğrenci var. Neleri almış bunlar arkadaşlar? 3 tane 20 var. Sonra 5 tane 40 var. 40. Bu ne lan? 60 var 4 tane. 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor. 11. değil mi? 21 tane vardı. 3, 5, 8, 9, 10, 11. Aha, bundan sonrası zaten yine buralarda 80 bilmem ne olacak. Ortanca terim medyandır. Evet, 2 de doğru. Verilerin açıklığı. Açıklık en büyük sayıdan en küçük sayının çıkarılmıştır. Değil mi veri grubundaki? 100 alan var mı? Var. En düşükte 20 alan var mı? Var. Yani 100'den 20'yi çıkarırsak 80 olur. Açıklık 80'dir. 60 demiş. Yanlış. Doğru cevap Ceyhan. Evet, ne diyor Canikolar? Cem'le Uğur şöyle konuşuyor. Cem kaç yaşındasın diye soruyor. Uğur da diyor ki erkeklerin yaşı sorulmaz. Demiyor tabii. Ne diyor? Benim yaşım. Gel şunu Cem yazayım. Uğur yazayım. Benim yaşım senin yaşının 2 bölü 3'ü kadardır. O zaman Uğur 2x yaşındaysa Cem 3x yaşındadır. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Tamam. Ayrıca ben diyor senin yaşına geldiğimde diyor sen şimdiki yaşından 15 fazla olacaksın diyor. Bak. Yani ben senin yaşına gelince diyor sen diyor şimdiki yaşından 15 fazla olacaksın diyor. Ana, demek ki bu buradan buraya kaç yıl geçmiş? X yıl. E buradan da X yıl geçmiş olmayacak mı? Yani aslında 4X olması lazımdı değil mi? 4X kime eşit olması lazım? 3X artı 15'e. X buradan ne oldu arkadaşlar? 15 mi oldu? X'imiz 15 ise arkadaşlar bana diyor ki Uğur bugün kaç yaşındadır? Uğur kaç X'ti arkadaşlar? 2X'ti. 2 çarpı 15'ten
30 Denizli doğru cevap. Evet, ne diyor? Boyalı alanlar 2 puan, boyasız alanlar ise 1 puan olarak belirleniyor. Diyor ki boyalı alanların içinde bulundukları satırların toplamı, bak satırların toplamı toplam puanı, boyasız alanların içinde bulunduğu sütunların toplam puanı yazılıyor. Şimdi bir kere arkadaşlar şu A dediğim şey boyalı da mı? O zaman satırın şunun toplamını soruyor. Boyalılar 2 puan, şuralar 1 puan değil miydi? Demek ki A dediğim şey aslında nedir? 2, 1, 1'den 1 artı 1 artı 2'den 4'tür. Doğru mu arkadaşım? Tamam. Şimdi B'ye bakalım. Şunu sileyim mi? Şunu sildim. B dediğim şey boyasızda. B dediğim şey de sütununa mı bakacağım arkadaşım? O zaman B dediğim şey 1, 1, 1 değil mi arkadaşlar? 1 artı 1 artı 1. C de aynı şekilde boyasızda. Boyasızda olduğu için sütuna bakacağım. Sütunların sayısının toplamı yine 1, 1, 1 değil midir? Yani A 4, B 3, C 3, 4, 3, 3 topladım 10 yapar. Evet, klasik bir karışım problemi sorusu arkadaşlar. Şeker oranı %25 olan 60 gram A marka meyve suyu ile şeker oranı %15 olan 70 gram B marka suyu vardır. Hemen kutucuklarımızı çizelim mi minnoşlar? Hep böyle gösterin, ben kutucuğumu çizdim. Ne diyor? %25. Hop, içeri %25. Dışarı 60. Gerçi bir saniye okuyayım, daha devam edeyim. A marka meyve suyunun yarısı alınarak, yani yarısı 30. Şeker oranı değişmiyor arkadaşlar. Çayı karıştırdınız, fıstık gibi karıştırdınız. Bir yudumunu içtin. Şeker dipte mi? Şekerli olmuş oluyor değil mi? Diptekiyle oradaki aynı oluyor. Tabii ki bekletirsen dibe çöküyor ama direkt löp diye içtiğin zaman aynı oluyor. O yüzden arkadaşlar, ya da şöyle düşünün. Deniz suyu tuzlu su değil mi? Bir bardağı doldurdun deniz suyunu. Bir yudum içtin. Bir de denizin daldın böyle içtin. Aynı tuz oranına sahip yani. Aynı deniz çünkü. Anlatabildim mi? Yani miktar değil önemli olan, oran. Evet, tamam, bunu açıkladığıma göre yarısı alınarak B marka meyve suyu ile karıştırıyor. B markanın tamamını. B marka kaçtı abicim? %15 mi? Şurası 15, 70 eşitmiş. Ne oluyormuş toplam karışımın? 100 gram yüzde kaçıdır? O zaman hemen ne yapıyorsun? 25 çarpı 30 artı 70 çarpı 15 eşitmiş 100 çarpı x arkadaşım. Buradan da x'i işlemi yaparsanız arkadaşlarım 18 bulacaksınız. Doğru cevabımız Adana. Evet, ne diyor? 6 özdeş ok düzgün bir altayın kenarına rastgele diziyor. Buna göre diyor ok uçların birbiriyle temas etmeme olasılığı. Şimdi temas etmemesi için arkadaşlar ok uçlarının nasıl bir şekiller olması lazım? Bir şöyle olabilir. Hani şu şöyle, şu şöyle. Şu şöyle gidecek, şu şöyle gidecek, şöyle oldu, şöyle oldu. Doğru mu arkadaşlarım? Tamam. Bu böyle olabilir. Bir de bu oklar terse dönmüş olabilir. Mesela şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Fark ettiyseniz bu iki durum haricinde hep değerler arkadaşlar birbirlerine. Şimdi temas etmeme olasılığı. Şimdi istenilen durum bu. Değil mi arkadaşlar? Temas etmiyor burada. İstenilen durum 2 adet. 1 durum, 2 durum. Değil mi? Bu da 1, bu da 1. Toplamda 2 durum. İstenilen bölü tüm durum. Yani o kadar, bak mesela olasılık çözüyorsunuz arkadaşlar. Yani soru ne? İstenilen bölü tüm. İstenilen. Aha, bu ikisi. 2 durum. Tüm durum, arkadaşlar bu ok bu tarafa da bakabilir, bu tarafa da bakabilir. Aynı şekilde bu tarafa da bakabilir, bu tarafa da bakabilir. Aynı şekilde bu tarafa da bakabilir, bu tarafa da bakabilir. Yani iki durum, iki durum, iki durum, iki durum, iki durum, iki durum. Yani 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, bakayım 3, 4, 5, 6. Yani 2 bölü 2 üzeri 6, yani 1 bölü 2 üzeri 5. O da Bursa. Evet, bir kilit ekranı göstermişler arkadaşlar. Şöyle diyor, parolayı girin diyor.
Diyor ki bu parolaya girecek olan Bülent çapraz gitmeden diyor, çember atlamadan diyor 3 par 3 par için niye güldüyse rakamla dışarı 3 basamaklı şöyle yazacaktır. Mesela 125 diyor. O zaman mesela ilk başlangıcımız şu olabilir. Şurası, şurası ve şurası. Yani 123 olabilir. Evet. Küçükten büyüğe doğru direkt yazalım. Şu, şu. Evet, 125 olabilir. Bak 126'ya gidemiyorum. Sonraki arkadaşım 124 mi olabilir? Pardon, öyle yapamam. Bu, bu. Yani bu, bu oldu. Tamam, iki ok kullandım. Şimdi 120'ler bitti. Şöyle bu şuradan başlayayım. 145 olabilir. Şurayı bir sileyim. 145 olabilir arkadaşlar. Değil mi? Şöyle şöyle. Ya da mesela ne olabilir? 147 olabilir. Şöyle gidebilir. Sanki bir düzen geldi de. Neyse. Şunu da sildim. Evet. Şunu aldım. Şimdi de ne olabilir arkadaşlar? Yüzler de bitti. 2'den başlasam 214 olabilir. Ondan sonracığıma 236 olabilir. Bak en küçüklerden gidiyorum ki bir daha uğraşmayayım diye. Sonracığıma 200'ler bitti mi? 258 olur mu ya? Olmaz mı? Vallahi olur. 258'den önce, ana 258'den önce ne olabilir arkadaşlar? 254 olabilir. Zaten bize neyi soruyor arkadaşlar? 258 çıklarda yok zaten. Daha büyüğü yok. 7. şifre, 7. şifre bu oldu arkadaşlarım. Doğru cevabımız Edirne. Vallahi şaşırdım 26'da geometri görünce. Ne oluyor lan dedim. Soru falan mı atladım falan. Şöyle bakayım dedim. Ana dedim geometriye başlamış. Normalde 30'da başlıyordu da Allah Allah ilginç. Erkenden başlatmışlar. Olur bana uyar, sıkıntı yok. Şaşırdım yani, şaşırmadım değil. O zaman ne diyor bakalım minnoşlar. Bunu almış böyle koymuş, tamam. Çok şükür. Evet. Canım Türk bayrağım şuralara XR dereceymiş. Bu bayrak için çok savaşıldı arkadaşlar. Ya boyamaya korkuyorum ya o derece. Şimdik. Tamam. Şurası X dereceymiş arkadaşlar. Şimdi fark ettiyseniz canlarım şuradan şuraya kadar bir tam açı yani yarım daire olmamış mı arkadaşlar? 180 derece değil mi? E bunların hepsi aynı olduğu için mi? Aynı şekilde koyulduğu için arkadaşlarım ben direkt 180'i 1, 2, 3, 4, 5 180'i 5'e bölersem arkadaşlar her birine 36 mı kaldı? Yani şu açılar arkadaşlar nedir? Şu açılar 36'şar derece. E şimdi buralar 36'şar derece ise arkadaşlarım buralar ikizkenar üçgen değil mi canlarım? İkizkenar üçgense her biri arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurayı 36 buldunuz mu? O zaman buralar ikizkenar değil mi canlarım? O zaman burası ne diyor? Bak ikizkenar diyor. Gördünüz mü? Evet. 180'den 36 çıkardım. 144. Değil mi? 2'ye böldüm. 72. Demek ki 72, 72. Demek ki x dediğim şeyin 72 olması gerekir. Bakın bu açılar eşit çünkü. Doğru cevabımız Edirne. Evet. Basit bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Adam almış. Bunu böyle. Bunu böyle. 20 bölü 30 16 bölü şuraya x desem. X midir? E buradan x'i ne bulursunuz arkadaşlarım? 24 bulursunuz. Şurası 24 ise tamamı 40 ise arkadaşım buraya ne kalır arkadaşlar? 16 kalması lazım. Kaç metresi ışık alır? Burası karanlıktı. Burası aydınlık. Doğru cevap Edirne. Valla ne yapmış burada ya? Ben de geometriler bitti. Başladı diye sevinmiştim arkadaşlar. Meğersem B kitapçığı ya. Ondan geometri 2-3 tane öne almış. Oradan matematiği geriye almış. Öyle bir şey yapmış. Hiç hoş değil. Hiç sevmedim böyle bir işi. Bir baktım geometri mutlu oldum. Sonra bir bak bu ne lan dedim. Ne diyor bize? Diyor ki A ünlüsünden beyaz. B'den kırmızı.
C'den beyaz. D ve E hunilerinde mavi. Şimdilik tamam, onu en son yaparız. Ne diyor bize? Akıtılan sıvılarla ilgili olarak. Beyaz sıvı direkt güneye gidiyor. Şimdi o zaman gelin şöyle bir yapalım. Beyaz sıvı şu. Ama bu da gri olduğu için hiç görünmüyor ki. Hadi beyaz şu olsun arkadaşlar. Hangisi olsun? Siz söyleyin bakalım. Şu mu olsun? Beyaz şu. Direkt güneye gitti mi hacı? Burada da beyaz şurada. Güneye gitti. Tamam, şimdi burada durdu. Şimdi sağa mı sola mı gidecek, ona birazdan bakacağım. Ne diyor? Beyaz sıvı direkt güneye gidiyor. Kırmızı sıvı her karşılaştığı yol ayrımında sırasıyla doğu ve güneye doğru akıyor. Gel. Şuradan kırmızı akıyordu. Şuradan şuraya geldikten sonra ne yaptı arkadaşlar? Doğu, ilk önce doğu, sonra güneye doğru gidiyor. Değil mi canlarım? Yanlış görmedim değil mi? Doğu ve sonra güneye gidiyor. Yani bu da buraya dedik. Tamam. Tamam. Mavi sıvı her karşılaştığı yol ayrımında mavi sıvı. Hadi sen gel. Mavi sıvı, evet, ne diyor? Sırasıyla batıya ve güneye gidiyor. Mavi sıvı bu. İndi indi indi. Batıya ve güneye gidiyor arkadaşlar. Tamam. Batıya ve güneye gitti. Burada duruyor şu an hepsi. Her karşılaştığı yol ayrımında batıya güneye gidiyor. Şuradan da mavi geliyordu. Batıya ve güneye gidiyor. Aha, bu aktı. Tamam, güzel. Şimdi şuralara bakalım. Sıvılar akacağı yönde ilerleyemezlerse buharlaşıyor. Oo kardeş. Hacı emmiler. Kurban olduklarım. Bak bak bak. Şuraya bak. Bu aktı. Bu burada durdu. Bana bundan sonra akacağı yönde buraya buraya gidiyor. Şimdi ne tarafa gittiğini bilmediğim için ne oldu? Şu gitti. Şu da gitti. Şu da gitti arkadaşlar. Fark ettiyseniz aşağı akanlar beyaz ve mavi. Beyaz ve mavi aşağı aktı. Doğru mu arkadaşlar? 25 dakika sonra. Şimdi üst tarafa bir çıkalım. Orada bir sayılar falan vermişti. Beyaz sıvı dakikada 10 litre. Kırmızıyı boş ver. Mavi sıvı 30 litre. O zaman ne oldu arkadaşlar? Beyaz 10. Mavi 30. Toplamda ne oldu arkadaşlarım? 40 litre değil mi? Dakikada mı? Evet. 40 litre. Peki kaç dakika çıktı? 25 dakika açıktı arkadaşlar. Toplamda 40 çarpı 25'ten 1000 litre. 1000 litre tahliye edilir arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Evet arkadaşlar, yani tam bir ÖSYM sorusu. Tam. Yani 100% yani o derece, %100. Şimdi gel bakalım ne diyor. Bir kasabada yaşayan 36 bin kişinin yaşlarına göre dağılım daire grafiği ve üstün grafiğinde verilmiştir. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, nasıl yapacağız bu soruları, sakince okuyalım. Virüse yakalanan yaşlı sayısı 4000 miymiş arkadaşlar? Virüse yakalanan yaşlı sayısı 4000. Şimdi virüse yakalananların yüzdesi, bak, yaşlılar kaçmış ki %40'ı yakalanmış. Virüse yakalanan yaşlı sayısı 4000 olduğuna göre, yani hangi sayının %40'ı 4000 olur dememiz lazım. Doğru mu? Hangi sayının x? Neyi? %40'ı 4000 olur arkadaşlarım. Hangi sayının, o zaman x dediğimiz şey 10.000 mi arkadaşım? Yani yaşlı sayımız 10.000. Tamam. Ne yaptığımı anladınız mı arkadaşlar? Bakın, bana virüse yakalanan yaşlı sayısı dediği için yaşlı sayısı yakalanma oranı, virüse yakalanma oranı %40. Yani 10.000'in %40'ı virüse yakalanmış. Ana bak, 10.000'in %40'ını alınca
4000 oluyor. Bak burası 4000'miş aslında. Anlatabildim mi demek istediğimi? Tamam. Buna o tutturduysak artık bitti soru. Hepsinin aynı şeyi yapacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor bize? Virüse yakalanan çocuk sayısı virüse yakalanan genç sayısının %25'i yani değil mi? 1/4'üdür. Şimdi bana burada 70 derece vermiş. Toplamda da zaten 36 bin kişi var. 36 bin kişi var. 70/360 değil midir burası? 360 derece değil mi? Tamam arkadaşım. 70'te ya 70/360'ı kaç bu tüm şeyin değil mi? Niye burayı şey yaptıysam 360'ı. Kaç kişi tekabül ediyor o zaman arkadaşlarım? 7000 çocuk var. Değil mi arkadaşlar? 7000 direkt çocuk. Şuraya 7000'i yazdım. Tamam. Bu da tamam. Bu da okey. Bu da güzel. Bu da mı gol değil? Tamam. Şimdi düşünelim. Ne yapabiliriz? Çocuk sayısı virüse yakalanan dediği için. Ha tamam bak virüse yakalanan. Bu 7000 direkt çocuk sayısı değil mi? Virüse yakalanan çocuk sayısı ne olması lazım arkadaşlar? Çocuklar virüse %5 yakalanma yüzdesiymiş. Demek ki ne yapacaksınız abicim? 7000'in 5/100'ünü aldığınız zaman arkadaşım. 5, 35 yanına 1 0 değil mi? Değil mi canlar? 7000'in %5'i değil mi arkadaşlarım? 30 nasıl bir sadeleştirme yapmışım lan? Şunlar gitti. Sıfırlar. 350. Aynen 350 doğru. Bana diyor ki çocuk sayısı diyor. Virüse yakalanan genç sayısının 1/4'üdür. He, o zaman bunun 4 katı virüse yakalanan genç sayısını verir. Bunun 4 katı arkadaşlarım 1400 mü? 1400 kişiydi değil mi arkadaşlarım? O zaman ne oldu? 1400 kişi ise virüse yakalanan genç sayısı. Bunun %10'u bu 1400 kişiye eşitse. Demek ki aslında 14.000 kişi varmış değil mi burada? Tamam arkadaşlar 14, 7, 21, 31 toplamda 36.000 kişi vardı. Burada 31.000 kişi var. Demek ki buraya 5.000 kişi mi düştü arkadaşlar? 5.000 kişi düştü. Virüse yakalanan yetişkin sayısı. Virüse yakalanan yetişkin sayısı nedir? Nerede bu yetişkinlerin %20'si yakalanmıyor mu? Demek ki 5.000'in 20/100'ü 2 0, buradan 1 0, buradan 1 0, 5 kere 2, 10, yanına 2 0 koyarsam doğru cevap 1000'dir arkadaşlarım. Evet, ne diyor canlarım? 80 soruluk bir sınavda her soru, her soru diyorum, her doğru cevap için 5 puan veriliyor. Yanlış ve boş puan, boş sorulara puan verilmiyormuş. Ayrıca 4 yanlış bir doğruyu götürüyormuş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi doğru sayımıza x dersek yanlış sayımız ne olur arkadaşlar? 14 soruyu boş bıraktığına göre 80'den 14 gitti 66. Demek ki yanlış sayımız 66 eksi x olması lazım. O zaman net hesabını nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Doğrulardan yanlışların götürülmüş hallerini çıkarıyorsun. Yani 66 eksi x 4 yanlış bir doğruyu götürüyor arkadaşlar. Peki kaç puan almış bu çocuğumuz? Her soru kaç puan? Her doğru cevap için 5 puan veriliyor. 5 ile çarptım. Toplamda 180 puan almış arkadaşlar. Buradan işlem yaparsanız canlarım x'i 42 bulacaksınız arkadaşlarım. Bize ne diyor? Kaç soruyu doğru bu cevaplamıştır? Evet doğru cevabımız Adana. X'e çünkü doğru cevaplayan sayı. Evet şimdi evet derken güzel bir değişik bir soruya başladık. Yani gözlerim kapanmak üzere. Gözlerim yanıyor yani ekrana bakmaktan. Ne diyor? Bir uçaktaki 160 yolcuya yolculuk öncesi bir soruluk bir anket uygulanıyor. Tamam. Tamam. Evet, hayır. Evet, yolcuların yüzdesi %10. Hayır. %90. Şimdi bakalım. Yolculuk öncesi evet cevabını verenlerin %25'i hayır cevabını vermiştir. Şimdi toplam 160 yolcu vardı değil mi arkadaşlar? 160 yolcunun evet diyenler ve hayır diyenler olarak ayırırsak evet diyenler 16 kişiydi değil mi arkadaşlar? %10'uydu çünkü değil mi? Hayır diyenler şu an 144 kişi. Hadi bakalım anlatabilecek miyim şunu. Şimdi
vermiştir. Evet cevabını verenlerin sayısı %87,5 artmıştır şimdi. Evet cevabının verenlerin sayısı pardon, ilk önce şunu okuyayım. Yolculuk öncesi evet cevabını verenlerin %25'i hayır cevabını vermiştir. 16'nın %25'i 4 müdür arkadaşlar? Şuradan 4'lük bir değişim var. Artık evetler hayır oldu. Yani burası 148 oldu mu arkadaşlar? 4 arttırdım. Yani şöyle diyeyim. 4 arttırdım diyeyim ben şuraya. Şurada 4 kişi arttı. Şurada 4 kişi azaldı, değil mi? Sonra ne oluyor? Evet cevabını verenlerin sayısı %87,5 artmıştır diyor. Evet cevabını verenlerin sayısı neydi arkadaşlar? 16 idi. Gel şurada bulalım. 16 çarpı 87,5 bölü 100 değil mi? Buradan işlemi yapın. Bir saniye, ben de bir hemen yapıyorum. Tık tık. 14 arkadaşlar. Tabii ne yaptım? Hesap makinesiyle yaptım. Helal olsun bana. Helal olsun bize. Arkadaşlarım ne oldu yani? 14 ne oldu? Arttı. O zaman 16 idi arkadaşlar. 14 artarsa 30. Doğru mudur? Şimdi fark ettiyseniz o zaman bu 30 canlarım. Demek ki şurası 130 olması lazım. Toplam 160 çünkü. Şimdi düşünelim. Ne olmuş? Değişim ne olmuş arkadaşlar? Şimdi fark ettiyseniz, şimdi şuradan bir dörtlük değişim oldu, doğru mu? Şurada da bir ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Şurada bir dörtlük değişim oldu. 4'tü. Bir saniye, ben de bir kafamı topluyorum şu an. 130 değil mi arkadaşlarım? Şuradan şuraya ne gitti? 4. Şimdi arkadaşlar şurada 14 vardı değil mi? Normalde 14 arttırmam gerekiyordu. Şimdi 4'te burada bir değişimlik var. Yani aslında 18 kişi şuradan, yani 18 kişi şuradan şuraya mı gitti arkadaşlar? Hayırdan evet'e gitti. Doğru mu? 18 kişi buradan gitti arkadaşlarım. Burada da evet'ten hayıra giden 4 kişi vardı. Toplamda ne oldu arkadaşlar? 18 kişi burada, bak. 14, 4 daha 18. 18 kişi buradan buraya geçti. Bu 4 kişi de buradan buraya geçti arkadaşlar. Toplamda 22 kişilik bir değişim oldu, değil mi arkadaşlar? Değiştirmeyen kişi 160 kişi vardı. 22'si değiştirdi. Ne kaldı? 138 kaldı arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Gıcık bir soruymuş harbiden ha. Evet, baktığınız zaman arkadaşlar hangi eşit alanını iki parçaya bölmez diyor. E seçeneğine baktığınız zaman arkadaşlar, şunu çektiğiniz zaman canlarım, şurada bir dikdörtgen var. Şuradaki alanla şuradaki alan eşit değil midir? Bakın, şunlar fazlalık. Bunlar fazlalıksa eşit alanlaya bölmez Edirne. Evet canlarım, okuduğunuz zaman fark ettiyseniz bunu hesaplanıyor diyor. Bak, tel K noktasına kesilip açılıyormuş. Şimdi şunun çevresi zaten 2 pi r değil mi arkadaşım? Bakın, şunu açtığınız zaman artık yeni şu mu oldu arkadaşlar? Bu da 2 pi r'dir ama artık benim yarıçapım farklı. Atıyorum şuna r1 derseniz arkadaşlarım, şurası nedir canlarım? 300 müdür? O zaman ne diyeceksin? Bu aslında 2 pi r1 çarpı 300 bölü 360 mıdır arkadaşım? 2 pi'ler sizlere ömür. Şurada sadeleştirmeleri yapalım. 30 bölü 6'ya böldüm 5, 6'ya böldüm 6. Yani R eşittir R1 çarpı 5 bölü 6 mıdır arkadaşım? Şimdi R dediğim şey R1 çarpı 5 bölü 6. R1 dediğimiz şey yani arkadaşlar 6R bölü 5. Doğru mu arkadaşım? Şimdi diyor ki çemberin yarıçapı yüzde kaç artmıştır? Çemberin yarıçapı neydi? R'ydi. Ne oldu? 6R bölü 5. R'den 6R bölü 5'i, ya da yani 6R bölü 5'ten, şöyle diyeyim, 6R bölü 5'ten R'yi çıkarttığım zaman arkadaşlar ne olur? 1 bölü 5 kalır, değil mi arkadaşlar? Yani R bölü 5 gibi düşünün. O zaman bunu da yüzde yapmak için 20 ile genişletirsem arkadaşım, yani aslında %20 arttığını görürsünüz canlarım.
Evet Canikolar, haydi şu soruya bakalım. Ne diyor? Böyle hesaplanırmış diyor. Şimdi içerisinde şu kadar su varmış. 3 pi r kare h. Gelin tüm hacmi hesaplayalım. Nedir? Pi 3 r'nin karesi çarpı 3 h. Buradan 27 pi r kare h mı geldi? 3 de içinde vardı arkadaşlar. Yani şuradaki boşluğun hacmi 24 pi r kare h mıdır? Şimdi bana diyor ki her seferinde küçük silindirin yarısı kadar sütü ne ya? Su taşınarak doldurulacaktır diyor. Arkadaşlarım yani o zaman sizin ne kaldı şurada? Boşluğun 24 pi r kare çarpı h kaldı. Her seferinde şunun yarısı kadar. Yani pi 2 r'nin karesi çarpı dikkat h değil mi? 24 pi r kare h eşittir. Pi 2 r'nin karesi çarpı h çarpı kaç tane? X tane. Haydi h'ları gitti. Pi'leri gitti. Şuradan ne geldi? 4 r kare. R kareler de gitti. X dediğim şey 6'ymış arkadaşlar. Doğru cevabımız 6. Ceyhan. Evet canlarım ne diyor? ABC üçgenin y eksenine göre simetriye alınıyor. Gelin o zaman bir ilk önce noktaları diyorum ya noktaları yazalım. A eksi 1'e 1, B eksi 4'e 7, C eksi 7'ye 4. Değil mi? Bana ne diyor arkadaşlar? Y eksenine göre simetriye alınıyor. Hadi alalım y eksenine göre simetrik x'in işareti değişecek. Eksi 1'e artı 1 değil mi arkadaşlarım? 4'e 7, 7'ye 4. Doğru mu arkadaşlar? Sonra da ne yap diyor? Düzlemde aşağı doğru 3 birim öteleniyor. Aşağı doğru 3 birim 1'e aşağı doğru 3 birim yaptığın zaman ne olması lazım? Eksi 2. 4'e aşağı doğru 3 birim 4. Aşağı doğru 3 birim 7'ye 1 olması gerekiyor arkadaşlarım. Bana diyor ki yeni üçgenin köşelerin koordinatları toplamı. Şunların hepsini toplayalım. 4, 4, 8, 9, 16, 17, 17 eksi 2, 15 doğru cevabımızdır. Evet, paralelmiş değil mi arkadaşlar? Ama ilk önce ne yapıyoruz? Katsayılara eşitliyoruz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Bakın bunu ister bunu ikiye bölün, ister bunu 2 ile çarpın fark etmez. 2 ile çarptım. 6, 2 ile çarptım. 8, 2 ile çarptım. 16 mı arkadaşım? Tamam. Ve şimdi başlıyorsun. 6, 8. 6x artı 8y eksi 16. 6x artı 8y. Buralar tam mı? Haydi bismillah. Ne? 4 eksi 16 mutlak değer içinde arkadaşım. Bölü 6, 8, 10 üçgeniydi. Hatırladın mı? Yani 20 bölü 10'dan şurası 2'ymiş. Bir kenarı 2 ise alanı 4'tür. Evet canlarım ağırlık merkezinden çizgi boyunca kesildiği zaman şimdi arkadaşlar ağırlık merkezinden geçince ne oluyordu canlarım? Şurası K ise şurası 2K. O zaman arkadaşlar seve seve bu paralel olduğu için şurası atıyorum 2P ise şurası P. Şurası 2N ise şurası N'dir arkadaşlar. O zaman şurasının 4 olduğunu biliyorsam şurası 4 ise arkadaşım şuranın 8 olduğunu biliyorum artık. Şurası 6 ise buranın 12 olduğunu biliyorum. Bana diyor ki alttaki parçanın alanını soruyor arkadaşlar. Ne bileyim çıkaralım büyük alandan küçük alanı çıkaralım arkadaşlar. Yamuğun alanı yani yamuğun alanı diyorum aynen. Ya da benzerlik ne yapabilirsin? Alanlara oranının benzerlik oranının karesi alanlara oranını verir. Ama gel çıkaralım çarpalım çıkaralım ya ama. Tüm alan nedir abicim? Şurası 12 mi? Şurası 18 mi? Yani tüm alan 12 çarpı 18 bölü 2'den şunu çıkaracaksın abicim işte 8 çarpı 12 bölü 2'yi çıkardığın zaman doğru cevap 60'tır. Evet canlarım ne diyor? Açıortay oluşturuyor. Hemen açıortayın işini yaptıracaksın. 12 ise 24 ise demek ki şurası 1M demek ki şurası 2M'dir arkadaşlar. Başka bir şey demiş mi? Aha bak 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 şunu görüyor musun? AB dik BC, AB ile BC dikse arkadaşlarım 12, 24. Al 4 çarpı 3 yok. Al kaç diyelim? Zaten birbirinin iki katıymış ya. Yemin ediyorum uykum geldiği çok belli ya. K 2K K kök 5. Demek ki şurası 12 kök 5 olması lazım.
3m dediğim şey 12 kök 5 ise 1m 4 kök 5'tir. Zaten nereyi soruyor arkadaşlar? DC. DC 1m'di. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet, yine basit bir soru arkadaşlarım. 50 metre uzunluğundaymış. Tam ortadan kırılıyor mu? Tam ortadan kırılıyorsa şurası da 25. Şurası da 25'tir arkadaşlarım. Sol ucunun yerden yüksekliği 24. Sol ucunun yerden yüksekliği 24. Şuradan şuraya 24'müş. Demek ki şurası 7'ymiş. Şurası da sağ ucunun yerden yüksekliği 15'miş. 15, 20, 25 üçgeni var. Şu ikisini toplarsanız zaten çukur taban 27 santim olduğunu görürsünüz. Ya pardon, santim diyorum. Metre olduğunu görürsünüz canlarım. Doğru cevap Adana. Evet arkadaşlar, geldik son soruya. Şuraya ben 1m diyeyim. Şuraya ben 3m diyeyim. Şu AK'mız 1m. Şimdi bakın, birinci parçanın çevresini, ikinci parçanın çevresine oranı mı soruyor? Hiç m falan deme ya. Aman. AK'mız 1. Burası 3. Demek ki burası 4. Demek ki burası 4. Burası 4. Burası 4. Oran soruyor abi, ne yapayım? Gel abi şunu çek. Çek şunu. Çek 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 çek. Hiç acıma. Çektiğin anda arkadaşım şurası ne oldu? 4. 4. Bu altıgen olduğu için arkadaşlar şurası 4 kök 3 müydü? 4 kök 3. Şurası dik değil mi? 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi eşittir şu kestiği yerin karesi mi, karesine mi eşittir? E burada zaten 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48. 1 daha 49. Demek ki şu kesilen parçanın uzunluğu EK'mız 7'dir arkadaşlar Pisagor'dan. O zaman bana diyor ki birinci parçanın çevresinin, birinci parçanın çevresi nedir abi? 1, 4, 4, 8, 9, 16 mıdır arkadaşlar birinci parçanın çevresi? İkinci parçanın çevresi nedir abicim? 4, 4, 4, 4 kere 3, 12, 12, 3 daha 15, 15, 7 daha 22'dir arkadaşlarım. Sadeleştirirsem arkadaşlar 8 bölü 11 olduğunu görürsünüz. Doğru cevap Denizli. Canlarım, bu denemenin de içinden geçtik. Sizlerle beraber umarım yararlı olabiliyoruzdur. Hepimiz buradan tekrardan Hüseyin Hoca'ya ve Serap Hoca'ya, sizlere yardım ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum canlarım. Kendinize cici bakın, mutlu kalın, kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.